Bundan 120 yıl önce Amerikalı kardeşler Orville Wright ve Wilbur Wright tarafından icat edilen ilk motorlu uçak ilk kez uçmuştu. İlk uçuşta Orville, ikinci uçuşta ise Wilbur Wright komutadaydı. Bir uçağın savaş aracı olarak kullanılması için ise dünya 1911'i bekledi. Trablusgarp Savaşı resmen uçakların aktif olarak kullanıldığı ilk askeri mücadele olmuştu. Gördüğünüz gibi bu örneklerin üzerinden çokça zaman geçti. Bugün dünya insansız savaş uçaklarının tüm savaş denklemlerini baştan sona değiştireceğini konuşuyor. Bu içerikte söz konusu ürünün en güçlü örneklerinden birini Anka-3 konuşacağız. Hazırsanız envanter başlıyor. İlk maddemizde Anka-3'e dair kafalardaki soru işaretlerini kaldıralım istiyorum. Öncelikle aracı ilk olarak TUSAŞ'ın ürün bazlı geliştirme yol haritası sunumunda TISU, MIUS ismiyle duymuştuk. O zamanlar bildiğimiz tek şey bu aracın uçan kanat formuna sahip olacağıydı. Geçtiğimiz günlerde ise TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in açıklamalarıyla daha detaylı bilgi setine sahip olmuş olduk. Bu içeriğin ilerleyen maddelerinde genel özelliklerle ilgili daha fazla şey duyacağınızı belirtmiş olayım. Bir savunma sanayi analisti olarak Anka-3'ün fotoğrafının bile beni fazlasıyla heyecanlandırdığını da söylemeliyim. Kotil ayrıca Anka-3'ü ekip arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale şehitlerine armağan ettiklerini de söyledi. Bu da teknik yeterlilikler ve uçağın yapabilecekleri düşünüldüğünde gayet güçlü ve anlamlı bir iddia olarak apaçık biçimde karşımızda duruyor. Öncelikle Anka-3, teknik olarak oldukça güçlü bir yeterlilik düzeyine sahip durumda. Benim dikkatimi çeken ilk mesele ise tartışmasız bir biçimde düşük radar görünürlüğü. Herhangi bir çatışma yahut savaş bölgesinde düşük görünürlüğe sahip olmak ciddi bir avantajı da beraberinde getirmiş oluyor. Ayrıca yüksek hızda intikal gerçekleştirebilmesi de aracı yine saha için gerçekten oldukça güçlü bir hale getirmiş oluyor. Yüksek faydalı yük kapasitesiyle de yine verimliliği oldukça yüksek bir aracın bizimle olduğunu anlamış oluyoruz. Burada faydalı yük kapasitesi yaklaşık 1200 kilogram seviyesinde. Uydu kontrolü de hem dışarıdan destek hem de sürdürülebilir manevralar üzerinden Anka-3'ü fazlasıyla değerli kılmaya yetiyor. Anka-3, 6500 kilogramlık bir maksimum kalkış ağırlığına sahip. 40.000 fitlik servis irtifası ve 10 saatlik havada kalış süresi de mutlaka not edilmesi gereken teknik özellikler arasında. 250 knot'lık seyir hızı ve 425 knot'lık azami hızı da Anka-3 ile birlikte gelmiş durumda. Özetle az önce de dediğim gibi teknik yeterliliği oldukça iyi bir seviyede bir aracı konuşuyoruz. Anka-3'ün mevcut durumuyla bir konsept demonstrasyonu olarak ele alabiliriz. Ayrıca şu an için platformun sahip olduğu özelliklerin kısa, orta ve uzun vadede değişiklikler gösterebileceğini de söyleyelim. Özellikle Anka-3'ün sahip olduğu uçan kanat formu uçuş karakteristiğini kolay uçmaya müsait bir hale getiriyor. Bu platform ile manevralar yapmak, mühimmatları platformdan başarılı bir şekilde ayırmak kolay gözükse de oldukça zor adımlar olarak nitelendirilebilir. Tüm bu nedenlerle platform uçtukça ve çeşitli veriler elde edildikçe yapısal değişiklikler de beraberinde getirecektir. Ayrıca TF-6000 entegrasyonu sonrasında artan hız ile birlikte aerodinamik yapının etkilenmesi söz konusu olabilir. B-2, B-21 gibi uçan kanat formunda geliştirilmiş, düşük görünürlüğe sahip platformlar bazı özel görev profillerine göre şekillendirilmiş durumda ve bu görev profillerine bağlı olarak radar kesit alanları belirli açılarda düşürülmüş. Düşük görünürlüğe sahip platformlar, örneğin derin darbe saldırıları için önden radar izi düşürülmüş veya farklı platformlar farklı görev koşulları için farklı açılardan daha az radar kesit alanına sahip olabilir. Anka-3 yapısal olarak değerlendirildiğinde ise ön profilden radar kesit alanının daha düşük olduğu ve derin darbe görevleri için geliştirildiğini değerlendirmemiz mümkün. Bu arada bu başlık altında şunu da eklemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Düşük görünürlüğe sahip platformların radar kesit alanları düşük olsa da düşman bölgesine direkt elini kolunu sallayarak giremediklerini belirtelim. Harekat öncesi istihbarat bilgileri incelendiğinde düşmanın radar ve hava savunma sistemi pozisyonları, menzilleri, etkinlikleri gibi birçok konu değerlendirilir ve radarların en zayıf oldukları noktalardan bu tarz platformlar için rotalar oluşturulur. Bir platformun düşük görünürlüğe sahip olması demek hiç radarlarda görünmüyor anlamına gelmiyor. Anka-3 üzerinde L39 Albatros ve JL8 eğitim uçaklarında da kullanılan ve yaklaşık 16.9 kN itki verebilen AL25 TL üzerinden geliştirilen düşük maliyeti, basitliği ve itkisi sebebiyle bir ilk faz motoru olarak AL25 TLT kullanıldığını biliyoruz. AL25'in özellikleri ise şu şekilde. 3358 mm uzunluğunda, 611.6 mm genişliğinde ve 1100 mm yüksekliğinde bir turbofan motoru olup, ürün broşüründe özgül yakıt tüketim değeri 0.80 olarak verilmiştir. Ivchenko Progress Genel Müdürü Igor Krechenko, iki ülkenin işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını belirterek, Türkiye şu anda dünyadaki en güçlü insansız hava aracı üreticilerinden biridir. Ukrayna motor üretimini baştan sona yapabilen 6 ülkeden bir tanesi. Ortak çalışmamızın iki ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına katkının yanında dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağına eminim. Bu ortak çalışmanın sadece savunma değil, iki ülkenin ekonomilerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum ifadelerini kullanmıştı. Halihazırda şu an test platformu üzerinde kullanılan AL25 TLT'nin yerine TF-6000 entegrasyonu tamamlanmış bir Anka-3 hayal ettiğimizde sürat konusunda ciddi bir fark yaşanacağı göze çarpıyor. Yakıt tüketimi ile havada kalış süreleri konusunda ise TF-6000'in AL25 TLT'ye göre biraz daha fazla havada kalış süresi sağlayacağı da değerlendirilebilir. TF-6000 özellikleri ise şu şekilde: 2250 mm uzunluğunda, 860 mm genişliğinde ve 1100 mm yüksekliğinde bir turbofan motoru olup ürün broşüründe özgül yakıt tüketimi 0.70 olarak verilmiş durumda. Anka-3, Loyal Wingman gibi bir kanat adamı görev konseptine sahip değildir. Barındırdığı düşük görünürlük özellikleriyle düşman bölgesindeki radarlara görünmeden bölgeye girerek keşif, gözetleme ya da mühimmatını bırakma görevini icra edip bölgeden çıkmak üzerine bir konsepte sahiptir. Bu gibi sebeplerle Anka-3 belki de Milli Muharip Uçak bölgeye girmeden hava savunma radarlarına vereceği zararlar ya da istihbarat olarak elde edeceği bilgiler ile Milli Muharip Uçağın işini kolaylaştıracak bir görev profiline sahip olacak demek daha doğru olacaktır. Ayrıca Kızıl Elma için de benzer bir ortak görev konseptini düşünebiliriz. Düz levha gibi, yani bir radar vurduğu zaman başka yere yansıtıyor, geri gitmiyor, gitmeyince göremiyor. Bunun silahları içeride, hem dışarıda silah var hem içeride silah var. İçeride silahlar olduğu zaman, üzerinde boyasını konduğumuz zaman, Amerikalıların bir eşdeğeri var bununla ilgili. 1,5 ton patlayıcı taşıyacak bu. 6 tonluk bir uçak. Ne zaman uçacak? Önümüzdeki günlerde uçacak. Önümüzdeki günlerde? Tabii, tabii. İnsansız muharebe hava araçları dendiğinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda çeşitli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ülkelerin bu gereçlerle savaştaki denklemleri baştan sona değiştirebileceklerini görmeleri sonrası yaptıkları yatırımlar da artmış oldu. Burada Northrop Grumman X-47B örneğine gidebiliriz. Onun da teknik özelliklerini sıralamak isterim. 11.63 metre uzunluğunda, 3.1 metre yüksekliğinde bir araçla karşı karşıyayız. Menzili 3889 kilometreden uzun olup azami hızın da ses hızının altında olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizin son yıllarda edindiği bilgi, birikim, kabiliyet ve teknoloji ile her geçen gün üzerine koymaya ve çıtayı daha yükseğe çekmeye devam ediyor. Yayının başında da söylediğimiz gibi Bayraktar TB2 ile başlayan süreçte her yeni bir gelişmede hep daha üst bir hedefe emin adımlarla ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada ise Kızıl Elma ve Anka-3 gibi platformları konuşabiliyoruz. İnsan şunu düşünmeden ve merak etmeden duramıyor. Peki şimdi bir üst çıta ya da hedef ne? Ben Kaner Kurt. GZT envanter serisine göz atmayı, yorumlarınız ile incelememizi istediğiniz platformları bize iletmeyi unutmayın. Bundan 120 yıl önce Amerikalı kardeşler Orville Wright ve Wilbur Wright tarafından icat edilen ilk motorlu uçak ilk kez uçmuştu. İlk uçuşta Orville, ikinci uçuşta ise Wilbur Wright komutadaydı. Bir uçağın savaş aracı olarak kullanılması için ise dünya 1911'i bekledi. Trablusgarp Savaşı resmen uçakların aktif olarak kullanıldığı ilk askeri mücadele olmuştu. Gördüğünüz gibi bu örneklerin üzerinden çokça zaman geçti.